Merhaba arkadaşlar, oyun kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte 100 yıl yaşam oyununun 3. serisindeyiz. En son 52 yaşımda uzaylı bir çocuğum olmuştu. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz aynı zamanda videomu açıp beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde Sakura'mızın başına bugün neler gelecek ve Sakura'mız 100 yaşına kadar yaşayabilecek mi? Aynı zamanda uzaylı bir çocuğun annesi olmak nasıl bir duygu, bunu öğreneceğiz. Video başlasın. Evet, en son uzayda kutlama yapıyorduk uzaylı çocuğumla birlikte. Çocuğum bir anda büyüdü maşallah. Bu ne? Ne? Ne oldu şimdi? Öldüm mü ben? Ne yapıyorum? Ne? Çocuğum olmuştu henüz yeni. Sakura özegeci huzur içinde yatsın. 52 yaşında ölmüş. Bu zamana kadarki kazancı $500. Çok zenginmişim bu arada. Kariyerim itfaiyecilik. Gücüm %85. Mutluluğum %70. Çok kötü bir hayat yaşadım ben ama nasıl %70 anlamıyorum. Uzayda geçen yıllar 13. Zamanda geriye gidelim. Demek ki bu zamana kadar seçimlerim beni 53 yaşında ölmeye zorladı. Ben 100 yaşıma kadar yaşamak istiyorum arkadaşım. O zaman 49 yaşımızdan itibaren uzayda geçen zamanları hatırlamıyormuş gibi, beynimizin o köşesini silmiş gibi hayatımıza devam edelim. Tamam mıyız? Ben tamamım. Play. Eğer uzay dünyasında çocuğumu büyütürsem ölüyorum. Ama uzaylı çocuğumu da alıp dünyaya götürürsem o zaman yaşayacağım. O zaman dünyaya gidelim hadi. Sana gel bakalım, dünyaları göstereceğim. Bir tane dünyayı. Aa, uzay üstümüz var mekik. Bir tanesi paslanmış, bir tanesi bayağı iyi gibi. Şasın önleyeceğim ya, çok mutluyum. 49 yaşımızda, evet. Evet, bu mekiğin içine girmemiz lazım. Hangisini tercih etmem lazım? Bebeğimi hangisine koymalıyım? Mavi yeni olana mı yoksa kırmızı pasaklı olana mı? Ama bebeğim uzaylı olduğu için bence pasaklılığı dert etmez. Evet, benden çok güzel bir anne olacak arkadaşlar. Kırmızıya koyalım bebeğimizi ya. Kırmızıya koyduk. Bayağı kirli bir şey ama. Tamam, mikrop kapmasın. Sen uzaylısın. Senin güçlerin vardır. Ya ne de tatlı ya. Yerim bebeğime bakın ya. Hadi bakalım. Dünyaya ışınlanıyoruz. Scotty. Işınladın mı? Evet. Aa, nasıl bir ışınlanma şekli ya? Daha yol... 2030 yılında mıyız? 5 Haziran 2030. Zaman çok hızlı geçmiş. Acaba bıraktığım gibi mi dünya? Bıraktığın gibi. Uzaylılar burayı da ele geçirmiş resmen. Şuna bakın. Uçan arabalar harbiden gerçek olmuş. Ya çok üzülüyorum şu an. Babam dönmüştür benim. Çocuğum nerede? Tabii ki de bebeğimi beklemeliyim. Hayır, onsuz gidemem. Çocuğum neredesin? Nerede kaldın ya? Ay, yalnız bayağı korkunç bir dünya bizi bekliyor. 30 yıl sonra mı? Hala gelmedi mi çocuğum? Yine mi öldüm? Harbi 30 yıl bekleyip öldüm, inanamıyorum. Tamam, hareket edeceğim. Çocuğum gelmezse gelmesin, umurumda ne değil çocuğum ya. Dünyayı böyle görmek beni biraz üzdü. Tamam tamam çocuğum, ben bize kalacak yer, yiyecek, yemek bulmaya gidiyorum. Sen birazdan gelirsin, olur mu? Ama acaba 30 yıl sonra gelmeyecek mi? Kafamda deli sorular şu an. Aa, eski evime gidiyorum şu an. Ve gerçekten hiçbir şekilde bıraktığım gibi değil. Burası ne olmuş? Kilise mi olmuş? Evim. Baba. Baba sen misin? Babacığım. Duygulandım ben. Ya. Ya. Baba. Sen benim yaşama ümidimdin. Beni çöpten almışsın baba. Vallahi çok duygulandım be. Artık uzaylı çocuğuma bakabilmek için para kazanmam lazım. Duvardaki ilanlara bakıyoruz ve bir tarih öğretmeni aranıyormuş. Ama ben tarih öğretmeni değilim ki. İtfaiyecilik mesleğim. Nasıl tarih öğretmeni olacağım? Diğer ilana baktığımız zaman da bir robot turnuvası varmış ve buradan eğer galip gelirsek para kazanacağız.
Hangisini tercih etsem? Robot turnuvasını tercih etmek istiyorum ama ölmeyeyim lütfen. Lütfen ölmeyeyim ya. Yaşıma kadar yaşayacağım, hayır. Al işte. Kesin yolun sonu ya bu. İnanamıyorum. Robotlarla dövüşmek de nedir ya? Geri alalım, ne olur geri alalım. Hayır, oynamak istemiyorum ya. Aynen ya. Rocky'ye bak sen şu. Şu karşımdaki deve bakın. Evet. Tek yumrukla beni yine geldiğim yere gönderdi. Evet. Bunu görmeyi çok seviyoruz değil mi? Tamam tamam. Tarih öğretmeni olacağım ya. Tarih öğretmeni. Sakura Özekici. Orada beni bir yıldız bekliyor. Ne o? Aydınlanmam yine geldi. Şans benden yana bu sefer. Yaşlandım. Suratım yaşlandı. Bunu görmeye hazır değildim. Evet çocuklar, bugün dersimize Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatacağız. Uzaylılara ders mi anlatıyorum şu an? Hadi bakalım, size bir soru. İnsanlar hangi gezegenden geldi? Tek bildiğim soru. Tarih dersinde evet, insanların tarihini anlatıyorum. Kimi kaldırmalıyım? Bence arkadaki kız çocuğunu kaldırmalıyım ya. İnsanını kaldırmalıyım yani. Uzaylıyı değil. Söyle bakalım. Jüpiter mi? Sana atır sıfır sana. Arkadaki yine insanlardan gitmek istiyorum. Çocuğum sen söyle bakayım. Neymiş cevap? Venüs. Seni Venüs'ten getirmişler herhalde. Sıfır. Yeşil suratlı kız öğrencimi kaldırıyorum. Dünya, aferin sana be. Vallahi uzaylılar bizden akıllı, görüyorsunuz ya. Aferin be sana. Yalnız soruya bakar mısınız? 2022 yılında hangi pandemi oldu diyor. Gel bakalım iki kulaklı uzaylı. Uzaylı virüsü mü? Hayır canım. Korona oldu, korona. Yanlış, otur. Bu iğrenç suratlı. Bu şey değil mi ya? Bunlar bir kaçan uzaylılar. Onların soyundan bu. Evet, koronavirüs. Evet canım. Sen mi getirdin ya sen? Vay vay. Aferin sana. 100. Woohoo! Çok yaşlandım. Kendimi böyle görmek istemiyorum. Evet, yine uzaylı çocuklarıma tarih dersi anlatıyorum. Söyleyin bakalım uzaylılar ve insan olanlar. iPhone'u kim icat etti? Gerçekten tarih öğretmeni olup böyle sorular sormam bayağı hoş. Hadi sırayla gitmek istiyorum. Önden seninle başlamak istiyorum. Söyle bakalım. Isaac Newton. Evet ya. Sıfır! Öğretmen olmak çok güzel bir şeymiş ya. Söyle bakalım, sen söyle bakayım. Kel kafa. Steve Jobs. Aferin sana be. Correct. Aha. İkinci sorumuz gelsin. Şu an sınavdayız herhalde. Ben sürekli soru soruyorum bunlara. 2000'li yıllarda insanlar hangi arama motorunu kullanıyorlardı? Hadi bakalım. Cevap vermeyenlere soru soracağım. Şu kızıl kafa. Gel bakalım. Puple. Yanlış. Otur sıfır. Suratında da meymelet yok zaten. Sana soracağım. Gel bakalım. Google. Nereden öğrendin acaba bu bilgiyi? He? Atmayabiliyorum bir taraflarından. Sıfır. Arka ikili. Bize de söyleyip biz de gülelim. Gel bakalım. Bringle. Yanlış. En son sen kaldın. Sen benden bir 100 puan alacaksın. Gel bakalım. Afro saç. Google. Aferin be sana. 100 lan sana. 100. Çok güzel şeyler öğretmişim. Aa, şu an bir konferans veriyorum sanırım, evet. Evet arkadaşlar. Size bir soru. Biraz yuh değil mi ya? Hepsinden cevap alacağımı düşünmek istemiyorum şu an. İnsanlar video izlemek için hangi web siteyi kullandı? Acaba? Şu uzaylı kafaya cevap vermek istiyorum. Yurtun! Yürü git şuradan. Daha bulunduğumuz platforma bilmiyor. Yaşlamca gel, sana sorayım. Yok keltoş. YouTube, aferin be sana. Aferin be. Aha. Hangi bomba dünyayı yok etti? Bak bunun cevabını ben de bilmiyorum. Dünyayı yok eden bombamız ne ki ya? Benim attığım bombayla yok olmadı mı baştan? The Big Bang Bomb. Yanlış cevap. Şuradakine sormak istiyorum. Gel bakalım.
Atomik bomba. Yok, değil. Doğruymuş. Atom bombası mı? Atom bombası dünyayı yok etmiş. Tamam tamam, tekrar gel. Evet, atom bombası dünyamızı yok etmiş arkadaşlar. Maalesef ki. Ne alkışlıyorsun? Dünya yok oldu. Evet, yine görmek istemediğim manzaralar. 2030 yılında okuldan çıkmışım. Aha, biri beni kaçıracak mı? Çocuğum mu geldi yoksa? Bu ne be? Ne bu? Ne diyor? Anlamadım ki seni kardeş. Ne demek istedin? Ha? Bari acele et. Ne? Aa, beni kaçıracaklar. Alien canavar. Sanırım bu benim çocuğum ya. Polislere tutulduk. Ne yapacağız şimdi? Anne bak. Annem ya. Yavrum. Tanıyamadım ki seni. En son 30 yılında bıraktım. Gelmedin ki. Vuracaklar bizi. Tabii ki de çocuğumu korumalı. Ama çocuğumu korsam ben ölürüm. Hayır, annelik gücü. Çocuğumu korumalıyım. Hayır, o benim çocuğum. Uzaylı ama benim oğlum o. Tamam, okey deyip gittiler. Çok iyi ya. Bak, yavrum da beni korudu. Canım yavrum. Çok çirkinleşmişsin ama görmeyeli. Küçükken çok tatlıydın. Yine bir konferanstayım. Uzaylı çocuğumu da getirmişim gerçekten. Pardon da. Bak gelinim olacak herhalde birileri, bilemiyorum. Kız dedi ki, ben acaba seninle bir date'lik hakkımız var mı dedi. Uzaylı çocuğum da, anne lütfen bir kere gideyim, bir daha gitmeyeyim anne lütfen. Git hadi ya. Senin de yaşamaya hakkın var. Şu çirkin suratınla hala seni beğendiyse bence bu işten, bu kızdan iş çıkar ya. Hadi bakalım ne olacak. Yalnız altında hala bez mi var çocuğumun? Çocuğum 30 yaşına gelmiş, hala altı bezli mi? Hayır, uzaylısın yani sen. Bence öyle ihtiyaçların olmaması lazım. Vaha, kız zengin bir şey herhalde. Çocuğum benden gidiyor. Uzayda inanıyormuş. Ay, utandım. Yani çocuğumu öpüşürken ne yapayım? Evlendiriyor muyum çocuğumu? Uzaylıyla evlendim. Çok mutluyum yavrum. Niye sinirlendim? İsteyerek yapmadım ki. Oğlumun gelinimin kıyafetine döktüğü kusumu temizliyorum şu an. Bu nasıl bir annelik ya? İnanamıyorum ya. Niye ben temizliyorum harca? Oğlum niye temizlemiyor ya? Güzelim, gelinliğin de içine etti yani. Tamam, dur. Seni ben beyaz yapacağım. 40 yılın başı oğlum evleniyor. Hem de uzaylı oğlum. Kimse almaz senden başka. O yüzden seni çok güzel tutmam lazım elimde. Tamam, dur. Sen benim kurtuluşumsun kızım. Hah, bak çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Oo, tertemiz oldu. Öncekinden daha iyi oldu. Ay, ne kadar güzel bir görüntü. Görünce duygulandım. Çocuğumu. Ay, yalnız kaldım. Tek bir oğlum vardı. Ah, ölüm yatağına mı geldim ben? Evlendirmemem lazımmış onları. Yine öldüm ya. Ayrıyeten torunum da olmuş. Yine öldüm değil mi? Ölmedim mi? Aa. Yolun sonu yok. Buradan cennete ışınlanıyoruz. Kesinlikle yolun sonu yoktu. Bunu seçmemeliydim ya. Of, yine mi öldüm ben ya? Ne oluyor? Ah! Harbi şu an ölüyorum. Yaşlılığımdan çocukluğuma döndüm bir anda. Şu an cennetteyim sanırım. Ah. Beni çöpe atmışsınız, hatırlıyor musunuz? Sanırım cennete gidiyorum. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor.
Bu ne be? O deliğin içinden mi geçmem lazım? Bana göründüler şu an. Bu deliğin içinden geçersem ne olur? Hayır, korkuyorum. Benden küçücük, bana evine atıyorsun beni. Ağlama, tamam ağlama. Sonunu merak edenler burada mı? Çok güzel. 64 yaşımda yine öldüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük yine videonun sonuna geldik. 100 yaşıma kadar yine gelemedim. 64 yaşımda yine Tahtalıköy'e ulaşmış bulunmaktayım. Bir sonraki videoda sizce 100 yaşıma ulaşmayı denemeli miyim? Yoksa bunun erkek versiyonunu mu yapmalıyız? Yorumlara yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.